Sevgili arkadaşlar, biraz önce bazı hat çeşitleriyle ilgili kelime alıştırmaları yaptık. Şimdi ise resmi yazışmalarda kullanılan belge türlerine geçebiliriz. İlk olarak padişaha ait belgeler bölümüne geçiyoruz. Burada göreceğimiz dört belge türü var: ferman, berat, hatt i hümayun ve irade-i seniyye. Ferman emir ve buyruk anlamına gelmektedir. Herhangi bir konuda padişahın yazılı emri demektir. Fermanlar iki sebeple hazırlanırdı. Birincisi Divan-ı Hümayun'da görüşülen konular padişahın emriyle karara bağlanırdı. Diğeri de devlet görevlilerinin veya halkın dilekçesi üzerine divanda o mevzu görüşülür ve yine padişahın emriyle karara bağlanırdı. Sonunda da nişancının tuğra çekmesiyle ilgili yere gönderilirdi. İkinci belgemiz Berat. Berat genellikle imtiyaz, izin veya tayin belgesi demektir. E, muhakkak birinin arzu hali gerekirdi berat belgesinin hazırlanması için. E, bir kişi öldüğünde, bir görevli vefat ettiğinde veya görevinden feragat ettiğinde veya padişah değiştiğinde beratlar yenilenebilirdi. Üçüncü belgemiz hatt ı Hümayun. Hattı Hümayun bizzat padişahın kendi hattıdır. Üç farklı şekilde yazılabilir. Ünvanına Hattı Hümayunlar herhangi bir konudaki belgenin veya hükmün üzerine padişah sağ veya sol tarafa kendi hattıyla e, emrini yazardı. İkinci olarak telhis üzerine Hattı Hümayunlar telhis bildiğimiz üzere sadrazamların padişaha gönderdikleri belge anlamına gelmektedir. Padişaha gönderilen bu belge padişah tarafından okunur ve üzerine not düşülürdü. Üçüncü olarak da boş kağıda yazılan padişahın kendi hattıyla emri. Bu da beyaz üzerine hattı hümayun grubuna girmektedir. Son belgemiz irade-i seniye. İrade-i seniye 1832'de 2. Mahmut döneminde ortaya çıkmış bir belge türüdür daha önceden sadrazamın padişaha bizzat yazdığı telhis belgesi artık hükmünü yitirerek arz tezkiresi adını almış ve padişah adına Mabeyn Başkatibi'ne yazılmaya başlanmıştır. Mabeyn Başkatibi arz Teskiresini padişahın huzurunda okur ve padişah bununla ilgili hükmünü sözlü olarak verir. Mabeyn Başkatibi de bu sözlü hükmü yazıya geçirirdi bu belge arz tezkiresinin altında çapraz bir şekilde yazılmıştır. Bu bölüme de irade-i seniye diyoruz. Son döneme kadar irade-i seniyeler mevcudiyetini devam ettirmiştir. Şimdi örneklerimize geçebiliriz. Muhterem izleyenler, şimdi padişaha ait belgelerin en başında bulunan ferman belgesine bir örnek okuyacağız. Örneğimiz ekranda gözüküyor. 3. Selim zamanına ait 1796 tarihli bir müzehep ferman. Fermanın üzerinde 3. Selim'e ait Tuğra bulunmakta. Ee, son zamanlardaki tura'nın Tuğra'ların ideal yazılımı şu şekildedir. İlk başta padişahın ismi bulunur. Sonra han kelimesi gelir. Sonra oğlu anlamında olan bin eki gelir. Sonra babasının ismi. Daha sonra el muzaffer daimen eki getirilir. Eğer padişahın herhangi özel bir ünvanı Reşat, Gazi, Adli gibi herhangi bir ünvanı varsa fermanın sol tarafında bulunurdu. Burada 3. Selim Han'ın ismini en altta görebiliriz. Bakınız başta sin kelimesi var. İçeriden yukarı doğru çıkan bir lam görüyoruz. Lamdan sonra mim. Tabii bundan önce bir y'nin yuvası var. Y'den sonra mim göreceğiz. O halde selim en altta selim kelimesini okuyabiliriz. Daha sonra H ve Elif'i göreceğiz bir üstte. Elif yukarı doğru bir ağaç gibi kök salmış. Yukarı doğru çıkıyor. Ha evet. H'nın H ha grubunu göreceğiz. Sonunda şu şekildeki yuvamızda nun harfi olacak. Selim Han. Bir üstteki yuvalar İki tane yuvamız var. Birisi B'nin, diğeri de Nun'un yani bin kelimesinin yuvası oluyor. Selim Han bin. Evet. Selim Han'ın babasının ismi Mustafa. Evet. Mim Sat. Bakınız Sat içeriden gelip tı. Evet. Mustafa gördüğümüz gibi tekrar gösteriyoruz. Mim, sat, tı, f ve elif harfi. Mustafa. Evet, şu da tığın kuyruğu. Aynı zamanda lamın ve elifin de kuyruğu alt taraftaki. Evet. Tekrar okuyalım. Selim, Han, Bin, Mustafa. Evet. Şurada da el takısını göreceğiz. El Muzaffer, bakınız, mim, f fe'yi açıkça görebiliyoruz. El Muzaffer, daimen kelimesi de şurada eklenmiş bulunuyor. Evet, Selim Han bin Mustafa El Muzaffer, daimen. Peki şimdi fermanımızı. Okumaya başlayabiliriz. Termanda daha önceden bahsettiğimiz üzere, evet, el kap la termana giriş yapılır. Bu el kap burada düsturu ekrem olarak değil de kıdve diye başlıyor. Bunlar genelde klişe ve şablon olan ünvanlar ee, Osmanlıca arşiv metinleri eserlerinde. Bununla ilgili ayrıntılı çalışmalarda bu ünvanları, el kapları e, görebilirsiniz. Burada kıdve kelimesi başta gözüküyor. Kaf, dal, vav ve te'yi görüyoruz. Kıdvetü, el takımız var. Kıdvetül, kudat. Evet, kaf, dal, elif. Ve sondaki T harfimizdir. Hatırlarsak bu şekilde Nun da yazılabilir ancak T de yazılabilir söylemiştik. Kıdvetül Kudat yani e, kadıların kendisine uyduğu kişi anlamında. Kıdve, Kudat kadının çoğuludur. Vav harfimiz var. Yine el takısını göreceğiz. Elif, Lam, Vel, Ha harfimiz, Kef, Keften sonra bir Elif harfimiz var. Sonda da mim var. Şu kefin çizgisi. Vel hükkam. Hakim ve kadıların kendisine boyun eğdiği, tabi olduğu kimse. Evet. Kıdvetül kudat vel hükkam. Bir sonraki kelimemiz yine el kap devam ediyor. Mim, ayın, dal ve nun harfini burada göreceğiz. Bakınız burada t olarak geçen harf burada bu sefer nun olarak karşımıza çıkıyor. Ma'den Ma'denül bakın el takısı var yine. Ma'denül fazlü şu uzun çizgi lam'dır. Fazlü vel yine el takısını göreceğiz. Vav elif lam kef yine var. Kef'ten sonra bir lam ve elif görüyoruz. Lam elif mim Ma'denül fazlü vel kelam. Evet. Şimdi bu elkabın söylendiği kişinin ismi zikredilecek. Başta mim harfimiz var. Mimden sonra vav, la elif görüyoruz. Nun ve elif. Biraz önce bahsetmiştik. kadıların ünvanlarından biri de Mevlana diye geçer. Mevlana, Evet, bir yer ismi burası. Nasıl okuyabiliriz bunu? Burada ne diye geçiyor? Kaf, Elif. Elif, datla birleşiyor. Altta Y var. Sin ve Ye. Kadısı. Mevlana, Hanya Kadısı. Hanya, evet. Ha, Yunanistan'da bir yer biliyorsunuz. Ha, Elif. Nun, Y ve He. Hanya Kadısı. İsim yeri veya ismi zikredilmemiş. Direkt dua cümlesine geçiyor. Z, Y ve dal görüyoruz. Zide artsın anlamında, ziyade olsun anlamında. F harfimiz var. Dat, lam ve he. Zide fazluhu. Fazileti ziyade olsun anlamında bir dua. Evet. Mevlana Hanya kadısı zide fazluhu. Tevkîi bakalım. T Te, vav wow. kaf ye ayın. Evet. T vav wow. kaf ye ayın. Tevkîi biz buna nakil bölümü diyoruz. refîi Hümayun. Tevkîi refîi Hümayun Hümayun'a bakınız. Evet. Sondaki nun. Vav elif. Sat ve lam harfini görüyoruz. Vasıl. Vav elif. Sat ve lam. Yani padişahın yüce fermanı, yüce buyruğu anlamında vasıl olacak. Elif vavla birleşiyor. Vav direkt yukarıdan lamla birleşiyor. Lamdan sonra ye, cim ve kaf. Olacak, vasıl olacak. Ma'lum. Bakınız vavla min birleşmiş. Ma'lum. Şurada elif ve vav harfimiz var. Lam elif var. Ki. Ola ki. Bunlar birer kalıptır. Fermanlarda sık sıkça geçer. Tevki-i refi ihmayun Vasıl olacak. Ma'lum ola ki. Hanya kadısına bu şekilde bir Ferman gönderiliyor. Evet. Bir yer ismi karşımızda. F harfimiz var. F'den sonra ra, ra'dan sonra elif gelmiş. Nun, cim, ve he göreceğiz. Françe diye okuyabiliriz bunu. Françe cim, mim. Bakınız mim. Mim'den sonra H var. Vav ve ra'yı görüyoruz. Cumhur diye okuyabiliriz. Françe Cumhurunun evet başta Y harfimiz var. Y'den sonra Nun ve sonda Kafinuni veya Kef dediğimiz harfimiz burada. Françe Cumhurunun evet Kafinuni olan Kef harf buradadır. Evet. Françe Cumhurunun baştaki harfimiz daldır içi boş olan vava benzeyen bir harf dal. İkinci harfimiz evet ra harfidir. Der diye okuyabiliriz. Dal ra ile birleşiyor. Daha sonra ayın harfimiz var. Ayından sonra lam var. Lamın üstünde şeddemiz var. Ama bu şedde yenin şeddesi olacak. Aliye bakınız. Der Aliye. İstanbul'un eski isimlerinden biri. Der Evet. Mim var. Dal ve heyi görüyoruz burada. Der aliyyemde. Fransa Cumhurunun der aliyyemde. Mim, kaf, ye ve mim göreceğiz sonda. Sanki ha gibi fakat bu mimdir. Mukim. ikamet eden. Elif harfimiz var. Y altta noktası. Lam. Ç. Evet. Yine Y, Sin ve Y görüyoruz. İlçesi. Derali yemde mukim elçisi. Şimdi bu elçinin ünvanından, bu elçinin elkabından bahsedecek. Evet. Yine kıdve kelimesi karşımızda. Kıdvetü. Bakınız vav ve t. Kıdvetü. Elif var. Eliften sonra mim Ra görüyoruz. Ra'nın hemen bitişinde bir elif daha var. Ümera diye okuyabiliriz. Kıdvetü Ümera-i burada bir terkip söz konusu. Ümera-il Elif ve Lam'ı görebiliriz. Elif ve Lam. Ümera-il Mim harfimiz var. Mim'den sonra bir Lam var. Lam'dan sonra T. T'nin noktası burada. Evet. Milleti gördüğümüz gibi. Ümerai milleti yine el takısı var burada. Elif lam. Milletil şurada mim harfini görüyoruz. Sin Ye var. Mesihiyye. Mesihiyye. Evet. Yani e, Hristiyan emirlerinin, beylerinin kendisine tabi oldukları kimse diye bir e, övgü sözü. Şimdi evet, elçinin isminden bahsedecek. Vav ve Ra kelimesini Ra harfini görüyoruz. Nun ye tekrar Nun ve Elif ve sonda Kaf. Ver Ninak. Ver Ninak. Evet. Şimdi dua cümlesine geçiyor. Tabi Hristiyanlar için dua edilmesi onlara, onlara layık bir dua edilmesi gerekiyor. Başta hı harfimizi görüyoruz. Hı'dan sonra T harfi var. Mim ve T. Bu şekildeki T'yi daha önce görmüştük. Hutimet yani son bulsun anlamında hutimet ayın vav elif elif kaf b ve h evet avakibuhu hutimet avakibuhu yani akıbeti son bulsun. Nasıl son bulsun? B ve elifi görüyoruz. Lam var burada. O halde biz buna elif lam takısı diyebiliriz. Bil hayır. Akıbeti hayırla son bulsun anlamında. Bir dua cümlesi. Evet. Fransa elçisi Verninak bakalım ne yapmış? Sin, dal ve hey görüyoruz. Daha önce bu, bu kalıp kalıbı okumuştuk. Divani hattı ile ilgili kelime örneklerimizde. Süddeyi bakın hemze terkip. Süddeyi saadetime Elifle dalın bu şekilde birleştiğini daha önceden görmüştük. Süddeyi saadetime Evet yani padişahlık makamı diye söyleyebiliriz. Sarayıma mühürlü bakınız ra ve lam birleşiyor mühürlü arzuhal gönderip ayın ra dat ha yukarıdan bileşiyor lam arzuhal gönderip. Evet. Biraz önce geçen şehir ismimiz ha ve elif hanya Bakınız bu daha önceden geçen bir ektir. Dal ve H harfinin birleşmesi D ve da ekini oluşturuyor. Han da evet F, R ve Elif Fransçe konsolosu bakınız konsolosu evet burada B ve Elif harfimiz var. Tekrar B var yukarıda nun. Dal ve hey'i sonda yine görüyoruz. Babında. Evet. Françek konsolosu babında yani kapısında. Evet bir yabancı ismi daha. Evet başta min ve t harfimiz var. T'dan sonra elif geliyor. T, y ve elif ve sin. Matatyas. Matatyas Sezane. Bu bir gayrimüslim ismi. Matatyas Sezane Veledi Yakop. Vav, Lam ve Dal. E, velet kelimesi genelde gayrimüslimleri ifade ederken kullanılır. Babasının ismi zikredilirken velet kelimesi getirilir. Müslümanlarda ise bin kelimesi tercih edilir. Mataytas, Sezane, Veledi, Yakop. Sezane, evet yine Sezane kelimesi var. Yakop, Sezane. Ba, evet Ba kelimesini, ekini görüyoruz. Burada B ve Ra harfimiz var. Ra direkt yukarıdan Elif ile birleşiyor ve sonda T var. Ba, Berat, Ali. Başta B ve Elif harfimiz var. Ba ekini gösteriyor burada. Daha sonra B, Ra kelimesi. Ra'dan sonra Elif yukarıdan Elif Elif'e bağlanmış. Elif'ten sonra T harfini görüyoruz. Berat. Berat'ın eki var. Ayın. Ayından sonra Elif geliyor. Yukarıdan Lam'la birleşiyor. Y ile son buluyor. Şu çizgimiz Y'dir. Ba berat ali yani yüce beratla anlamında Ba berat ali T ve ra harfini görüyoruz. Ra cimle birleşiyor. Tercüman. Bakınız nun harfi. Tercüman olup evet ve aynı kelime yine, tercümanlık hizmetinde hizmetinde Nun dal ve he sonda dal ve he bu şekilde gösterilecek bu belgede. Zannediyorum çokça çıkacak. Dal ve he hizmetinde olanlar. Bakınız. Vav harfi yukarıdan lam'la bileşiyor. Nun lam ve ra olanlar ve oğulları Evet. Ve yed Y ve dal harfini göreceğiz burada. Yukarı hafifçe çıkmış. Yedlerine dal lamla birleşiyor. Yedlerine yani ellerine başka başka evamir. Bakınız elif vavla birleşiyor. Vav elifle birleşiyor. E, e, elif tekrar mimle birleşiyor. Evamiri şerife şın ra şerife virilen ye Ra Lam Elif Nun verilen evet Elif ye ile bileşiyor burada iki diyeceğiz evamiri şerife verilen iki nefer hizmet kar şu Kef ve Elif'tir şura Ra'dan sonra yine Lamla birleşme var hizmetkarları Evet. Haraç diye okuyabiliriz. Harac. Ra elifle birleşiyor. Elif cimle birleşiyor. Ve başka bir vergi türü. Avarız. Evet. Vav elifle birleşiyor. Ra datla birleşiyor. Avarız. Ve kaf harfi. Satın üstünde şedde var. Kasabiye. Yani e, et kesenlere verilen vergi. Kasabiye akçesi. Bakınız elif ve kaf görüyoruz. Şu sin ve y harfleridir. Y'nin daha önceden bu şekilde yazılışını görmüştük. Akçesi. Haraç ve avarız ve kasabiye akçesi. Ve sin ve elif harfini burada görüyoruz. İçinde ise hemze ve ra harfi var. Yani sair Evet. Sair diğer. R ve sin harfini görüyoruz. Vav, mim, rüsum. Sair rüsum ve tekalifi örfiye. Ra fe ile birleşiyor örfiye. Teklifi ile. Evet. Teklifi ile. Başta ra harfimiz var. Ra nunla birleşmiş yukarıdan. Rencide. Bakın sondaki dal ve hey'i tekrar gördük. Rencide o lun ma olunma maları. Evet. Olunmamaları. Beraatı. Beraat. Bakın ra elifle birleşiyor. T ve y beraatı şurutundan nun harfini görüyoruz şurûşın vera şuru, tundan yukarı doğru elif vav vav direkt lam'la bileşiyor arada mim var kaf dal ve nun olmaktan elif vav lam mim kaf dal ve nun olmaktan naşi evet demek ki bu hizmetkarlar daha önceden ellerine verilen berat gereği her türlü tekalifi örfiyeden ve vergiden muaftırlar. Bunu zikrediyor. Devam ediyoruz. Başta T harfimiz var. T'den sonra Ra, Cim, Mim, Elif ve Nun. Bu kelimeyi daha önce görmüştük. Tercümanı Mersum. Zaten Mersum. Yukarıda resmedilen adı geçen anlamında. Mim, Ra, sin, vav, mim. Sondaki harfimizde kafinuni oluyor. Mersumun. Evet, sondaki kefler böyle yazılabiliyor. Mersumun iki nefer hizmetkarlarından hizmetkarlarından hacük bakınız ha cük veledi mıgırdıç dal harfini görüyorsunuz. Mıgırdıç. Nam bir neferi. Neferi. Hilafı. H ve lam elif var. F'yi burada görüyoruz. Noktası kuyruk halinde. Hilafı. Şın ve ra var. Şurutu berat. Hilafı şurutu berat. Elif ve T harfini görüyoruz. Cizye, cim, z, z, y ile birleşiyor. Yeni noktası burada ve h. Cizye, mutalebesi, mim, t ve elif. Mutalebesi, s ve sin ve y harfini bu şekilde daha önceden göstermiştik. Cizye, mutalebesi, ve. Ve'den sonra ayrı bir kelimemiz var. Elif, h ve ra âhir vechhile âhir vech ile yani başka bir türlü teaddi t'nin noktası ayın dal ve şeddesi teaddi yani zulüm olunmayıp elif vav lam nun mim ye vav be olunmayıp beraatı bakınız elif t ile bileşiyor altta y var Beratı mucibince mim vav cim b nun tekrar cim şu alt tarafta da h olacak. Mucibince beratı mucibince evet himayet ve sıyanet sondaki t harflerini görebiliriz. Himayet t ve sıyanet yani korunmak olunmak babında bakınız babında bında sondaki dal ve h harfini görebiliriz babında emri şerifim evet şerifim şu mimdir sudurunu sudu şuradaki ra sanki kendinden sonrakiyle bileşiyor sudurunu ...y ve nun tekrar y. Evet elif. Elif kendinden sonraki sinle birleşiyor. Klasik divani hattı özelliği. Sin, t, dal. Daldan sonra ayın geliyor ve elif. İstida. Evet. Sudurunu demek ki e, bu kişiyle ilgili yani Hacuk Veledi Mıgırdıç neferin de e, herhangi bir vergi talebiyle talebiyle zulme uğramaması için e, bir emir şerif yazılmasını e, rica ediyorlar. Ve divanı bakınız dal ve y harfimiz var. Divanı Hümayunumda Hümayunumda dal ve h'yi görüyoruz. Mahfuz. Mahfuz nişan. Evet sondaki nun burada. Nişan gördük mü Nişan kaydı. Mahfuz nişan kaydı. gö vavdan sonra ra harfimiz var. Ra lam ile birleşiyor. Arada dal var. Daldan sonra kef geliyor. Görüldük de. Dal ve heyi tekrar görüyoruz. Nişan kaydı görüldük de mesfur mesfur evet sin fe vav, ra harfini görüyoruz. Burada mesfur ve mersum kelimeleri adı geçen olmakla birlikte genellikle gayrimüslimler için kullanılan bir ifadedir. Yani mezbur mezkür ee, müslimler için kullanılan bir işaret kelimesi. Bunlar da mesfur ve mersum başta geçmişti. Bunlar da gayrimüslimler için kullanılıyor. Evet. Mesfur yani adı geçen Matatyas Sezane aynı kelime Matatyas Sezane Veledi Yakop Sezane Evet. Matatyas Sezane Veledi Yakop Sezane bir tarih karşımıza çıktı. B, Y, sondaki keftir. Bu şekildeki kefi yukarıda gördük. Bakınız şurada da aynı şekilde var. 1200, 200'ü yüz. görebiliyoruz Elif bu. 200, 9 senesi sin ve y. Evet, cim, mim, elif, dal. Bu şekilde elifle dalın birleşimini daha önceden gördük. En azından şöyle tahmin edebiliriz. Burada bir ay olması gerekecek. Çünkü 1209 senesini söyledi. Artık bir ay ismi gerekiyor. O halde ne olabilir? Yani cimle başlayan, mimle başlayan. E, cemaziyel evvel veya cemaziyel ahir olur. Yani eski eserlerde cemadiyel diye de yazabilir. Hatta cumadel ahir diye de okunabilir. Burada biz Cuma del ahir diye de e, ayımızı okuyabiliriz. Cemaziyel ahir ayına. Cuma del ahir çünkü elif lam takısı ye'yi düşürür. Cemaziyel ahir ancak burada dal olduğundan Cuma del ahir diye okuyabiliriz. Elif lam. Evet. Ahirinin. Ahirinin. 1209 senesi Cumadel Ahirinin veya Cemaziyel Ahirinin dördüncü günü evet dal ve tekrar dal dördüncü günü günü tarihinde tarih Ye... h nun dal ve he... virilen vi Beratı şerifimle. Beratı şerifimle. Demek ki bu hizmetkarların herhangi bir haksız şekilde vergi e, talep olunmaması, vergi istenmemesi, bunlardan vergi alınmaması için bir beratı şerif verilmiş. Beratı şerifimle konsolos mersumun. Evet, konsolos mersumun yani adı geçen mersum konsolosun mersumun yanında bakınız yanında tercüman olup olup ve tercümanlık hizmetinde bakınız dal ve he yine gözüküyor olanlar vav lam ile bileşiyor olanlar aynı ibareleri tekrar göreceğiz ve oğulları ve yedilerine Y ve dalı dikkatle görelim. Yedilerine başka başka evamiri şerife verilen iki nefer iki elif birleşiyor. Hizmetkarları haraç evet haraç ve avarız ve kasabiye şedeleri görelim. Kasabiye avarızda vav ile elifin birleşimi, ra ile datın birleşimi ve kasabiye akçesi Sinve'ye ve sair sin ve elifi görüyoruz. Sair rüsum ve tekalifi örfiye tekalif kef ve elif tekalifi örfiye artık bu şekilde Fe'nin noktasının da kaf gibi kuyrukla yazılabildiğini görüyoruz. Öfiye teklifiyle rencide rencide dal ve he olun ma, maları, iki mim var. Ma birinci mimin elifi burada. Mim lam raye olun mamaları yedine bakınız Y ye ve dal harfi var burada. Yedine verilen Evet yedine verilen beraatı beraat ra elif t ve y harfini görüyoruz. Şurut'undan şurut'undan idü şurada dal harfi var. İdü yi. Kef ve y harfimiz şurada. Vav kef ile birleşiyor. Şu kefin üstteki çizgisi Kefin alt çizgisi ve y. Evet. Beratı şurutundan iddiyi, mukayyet olunmağın. Evet. Tekrar okuyoruz. Mukayyet bulunmağın. B ve v harfini görüyoruz. Lamla birleşiyor. Mukayyet bulunmağın demek ki ellerine verilen beratta bu hakları kazandığına vergiden muaf olduğuna dair bir kayıt söz konusu. Mukayyet bulunmağın. T ve R harfini görüyoruz. Tercümanı mersumun min ve ra'yı tekrar göreceğiz. Ra sinle birleşiyor. Mersumun hizmetinde hizmetinde dal ve he olacak olup ahir mahalde bu da dal ve he daha açık yazılmış. Temekkün. T, te, mim, kef ve nun. Şed de var kefin üstünde. Temekkün. Yani diğer bir yerde, diğer bir yere gitmemek, orada oturmamak şartıyla diyecek. Temekkün, itmemek. Elif, T, mim, elif, mim ve kef. İtmemek şartıyla şın, ra, tı ile birleşiyor. Şartıyla vecihi meşruh üzre. Vecihi meşruh. Yani açıklandığı, yukarıda açıklandığı üzere. Vav, z, ra, he. Amel. Sondaki mimden sonraki şu kuyruk lamdır. Amel olunmak. Elif, vav ile birleşiyor. Vav, lam, nun, mim, kaf. Amel olunmak. Babında sondaki dal ve he'yi görüyoruz. ba bında ferman evet r mimle bileşiyor. fermanı fermanın unvanı alişan diye geçer ekseriyetle. fermanı alişan ali bakınız elif lam ile bileşiyor. y harfini görüyoruz. noktası burada. ş'nın harfi şu yukarıdaki evet noktadır. Şunu uzatıyor. Elif var burada. Ferman-ı Alişan'ım. Evet. Sonda mim harfi de göreceğiz. Nun ve mim. Yani benim fermanım anlamında Ferman-ı Şanım Bakınız yukarıda elifle dal birleşmiş vaziyette. Sağdır olmuştur. Bakalım olmuştur. Ha. Elif, Vav, Lam, Mim, Şın, Dal ve Ra olmuştur. Artık fermanın evet emir cümlesi gelecek. Buyurdum ki bütün fermanlarda bu cümleye bu kelimeye rastlayabiliriz. Fermanı alişanım sadır olmuştur. Buyurdum ki buyur dal var Vav. Wow. Evet, buyurdum ki. En son kelimemiz buyurdum ki idi. Şimdi burada uzun bir çizgi ile boşluk bırakılmış. Bu boşluk zannedilmesin. Yani bundan sonraki cümleler emirdir diye bizim dikkatimizi çekmek istiyor. Evet, şöyle ufaltalım şu iki kelimedir. Şu kelimemiz hüküm olacak. Bu şekilde ifade ediliyor. Hüküm uzun çizgi halinde yazılmış. Sonraki kelime okunabilir. Şun harfimiz var. Şundan sonra ra gelmiş. Ra'nın hemen bitimi kuyruğuyla birlikte yukarıdan dolaşıyor. Y'ye birleşiyor. Şerif. Evet bakın şunun noktası. Şerifimle. Şerif F'nin noktası. Fim, mim, lam ve he. Şerifimle. Hükmü şerifimle. Vusul bulduk da. Vusul bulduk da. B ve vava bakıyoruz. Evet. Vavdan sonra lam, dal, kaf. Tekrar dal ve he bulduk da. Yani hükmü şerifimle. Vusul bulduk da. Hüküm sana ulaştığında anlamında. Bu bapta bu babda ba evet elifi görüyoruz eliften sonra yukarıda tekrar bir b var b'den sonra dal ve h'yi göreceğiz bu babda sadır daha önce bu şekilde sadırı gördük elif ve dal yukarıdan birleşiyor sadır olan evet burada sevgili izleyenler olan kelimesi çok klişe bir tarzda yazılmış bütün harfler neredeyse birleşmiş durumda. Elif vavla birleşiyor. Vav lamla birleşiyor. Lam elifle birleşiyor. Elif de son da evet kuyruk şeklinde nunla birleşiyor. Olan sadır olan emrim üzre yukarıda gördük. Vav, z, ra ve h üzre amel Evet, ayın, mim, lam demiştik şu uzun kuyruğa amel dahi. içi boş ise vav gibi bir harf gözüküyorsa dal demiştik. Dahi, amel dahi. Evet. Tercümanı mersumun tercüman ra cimle birleşiyor. Tercümanı mersumun yine rasinle bileşiyor. birleşiyor. Mersumun adı geçen tercümanın iki nefer. Bakın iki nefer. Elif Y harfini görüyoruz. Kef ve üstteki çizgisi yan yatmış bir Y var. İki nefer hizmetkar hizmetkarlarından larından olan bakınız hepsi yine birleşik vaziyette elif, vav, lam, elif ve nun olan mesfur evet mesfur f'nin noktası adı geçen anlamında Hacük. Ha, cü. Sondaki keftir. Hacük. Şu aradaki veledi kelimesi. Yani mıgırdıçın oğlu olan Hacük. Hacük veledi mıgırdıç. Evet. Devam ediyoruz. Tercümanı Mersum'un, yukarıda aynısı geçti. Mersum dikkat edelim. Mim'den sonra ra, ra sinle birleşiyor. Tercümanı mersumun hizmetinde dal ve heyi göreceğiz. Hizmetinde olup aher mahalde aher mahalde başka bir yerde temekkün itmemek şartıyla yukarıda burayı aynen gördük. Temekkün itmemek evet etmemek T, mim, elif yukarı çıkıyor. Tekrar mim ve kefle bileşiyor. İtmemek, temekkün etmemek, başka bir yerde oturmamak şartıyla mugayiri şurutu berat. Mugayiri şurutu berat. Yani berat şartlarıma aykırı bir şekilde beratta şu geçiyordu. Herhangi bir vergiden muaf özellikle cizye vergisinden muaf olduğu belirtiliyordu. Berat, evet. Cizye mutalebesi, t ve elif mutalebesi ve aher veç ile başka bir türlü de olsa aher veç ile vav, wow, cim, he, lam ve he rencide evet şurada d göreceğiz ve remide bu da ürkütmemek anlamında korkutmamak, ürkütmemek ve Ra harfini görüyoruz. Mim, ye, dal ve he. Remide. İt dir meyüp. İt dir meyüp. Ber mucebi şurutu berat. Tekrar okuyalım. Ber, ra kendinden sonraki başka bir kelime ile Mucebi, mucep. Bakın cim altta nokta. Sondaki de b'dir. Ber mucebi şurutu berat. Berat, himayet himayet y ve t ve sıyanet sıyanet olunup olunup mazmunu emri şerifimle mazmun bakınız mim zdat zda, mim ve vav harfi sondaki kuyrukta nun'dur mazmunu emri şerifimle yani Emrimin manasıyla emrim üzere anlamında ayın ayından sonra elif var yukarı çıkmış mim ve lam görüyoruz amil. Amil olasız. Bakınız vavdan sonra lam geliyor h var. Olasız. Şöyle Evet b lam ve h göreceğiz. Yukarıda yine siz iki var. Bilesiz amil olasız şöyle bilesiz. Biz e, fermanda bu bölüme tekit bölümü, tekit rüknü diyoruz. Evet, alameti bakınız ayın lam elif mim ve te alamet. Alameti şerife. Şerif şin ra ye ile bileşiyor yukarıda şerife. İtimad şu f'nin noktası ayın e, elif ayın t mim elif ve dal yukarıdan elif ve dalın bileşimi var. Alameti şerife i'timad kılasız. İ'timad kılasız. Evet. Artık ferman bitmek üzere en son bölümüne tarih yazılıyor. Tarihler Osmanlı resmi belgelerinde genellikle Arapça yazılmakta. Bakalım. Başta T harfimiz var. Ha ve altından Ra gelecek. Ra kendinden sonra gelen Y ile birleşiyor. Tekrar bir Ra daha var. Ve sonda Elif var. Elif'in tenvini var. Tahriren. Araç olarak. Tahriren. Yani yazılarak. Evet. Fi ekini görüyoruz. Daha önce fi ekini tarihlerde görmüştük. Her tarihin başında özellikle ayları söylerken veya günleri ifade ederken fi eki getirilir. Yani o ayın içindeki o ayın hangi zamanında bakalım tahriren elif direkt f ile bileşiyor. F'nin noktasını görüyorsunuz y altta. Evahiri bakınız vav elif hı ve ra var. Evahiri Şehri Muharrem. Evahir son 10 günü demek. Bir ayın son 10 günü demektir. Evahir şehri Muharremül Haram. Evet. Şehri Muharremül el takısı var. Haram. Muharrem ayının lakabı da Haram kelimesidir. El Haram senet diyeceğiz. İhda. Evet, ihda bir anlamında elif ha dal ve ye ihda aşer yani 11 Muharrem ayının son 10 gününde 11 bir. Ee, Arapçada tarihleri biz birli basamaktan alarak onlu basamağa sonra yüzlü basamağa en son binli basamağa giderek zikrediyoruz. İlk başta birli basamak var. İhda, aşer yani 11. Şimdi yüzlü basamağa bakalım. V harfini görüyoruz. V'den sonra direkt kuyruğuyla birleşmiş mim var. Mimin üstünde bir elif. Elifin üstünde de bir hemze var. O halde burada mi'e kelimesini görebiliriz. Ancak mi'enin yanına bir ek geliyor. İki mi'e yani iki yüz anlamında mi'eteyn. T, y ve nun mi'eteyn ve elf. Bakınız elif lam ve sondaki de f'dir. Elf genelde sonlarda böyle yazılır. Yani 1000, bin. 1211 bin senesinin Muharrem ayının son 10 gününde bu ferman-ı şerif yazılmıştır. Peki nerede yazıldı? Biz buna da makam rüknü diyoruz. Fermanların sonunda makam rüknü de bu şekilde bulunur. Açık olarak gördüğümüz burada iki kelime var. İlki yukarıda olan Kostantiniye kelimesidir. Kostantiniye. Şunlar t harfimiz. Altında Konstantiniyenin lakabı El Mahruse gözüküyor. Yani korunmuş şehir anlamında El Mahruse. B makamı Konstantiniye El Mahruse diye özetleyebiliriz. Bazı yerlerde B makamı kelimesi daha açık bir şekilde yazılıyor. Burada sadece biz mim harfini görebiliyoruz. Evet demek ki İstanbul'da yazılmış bir ferman kaydı. Peki özetlersek ee, hızlıca zaten başından itibaren anladık ki Fransa elçisi evet padişahın dergahına huzuruna bir arzuhal gönderiyor. Kendi Hanya'da Fransa e, Fransak konsolosu yanında olan bazı kişilerin beratlarının olduğunu e, ve bunların vergiden muaf olduklarını e, söyleyerek hatta tekrar bir kişinin daha Hacuk Veledi Mıgırdıç Nam neferin Neferinde e, yine beratın şartları gereğince herhangi bir vergiden, cizyeden e, muaf olunması Dileğiyle bir istid'a, bir dilekçe yazıyorlar. bir e, Artık ricada bulunuyorlar. E, padişah da bunun zaten e, divanda kaydının olduğunu, bu şekilde beratta kendisine bir hak verilmiş olduğunu e, söyleyerek Hanya Kadısı'nı ikaz ediyor ve bir ferman gönderiyor. Bunlardan herhangi bir şekilde... Işte, e, kasabiye akçesi, avarız akçesi tarzında, cize tarzında tekalif örfiyeden bir vergi almayın diyerek bir fermanı şerif gönderiyor. Fermanla ilgili bir örneğimizi bu şekilde bitirmiş olduk.